Herkese merhabalar arkadaşlar. Edebiyatta ilkler diyoruz ve özellikle gözden kaçan ilkleri sizlere sunmak istedim ve tek video halinde canlarıma sunayım dedim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmiyorum ve banko 2 sorunun gelebileceği yer diyorum ve o yüzden buraya iyi odaklanmanızı istiyorum. Hemen diyoruz Türk edebiyatında ilkler. Türk adı geçen ilk metin, Göktürk kitabeleri. Türklerin kullandığı ilk alfabe, Göktürk alfabesi. Bilinen ilk Türk yazarı, Yolluk Tigin. Bilinen ilk Türk şairi, Aprın Çor Tigin. İlk ağıt örneği, Alper Tunga Sagusu. Alper Tunga öldü mü? Devam ediyoruz. Yaşayan ve dünyanın en uzun destanı, Kırgızlara ait Manas Destanı. İlk sözlüğümüz Divan-ı Lügat-ı Türk. Peki ilk Türkçe sözlüğümüz Kamus-ı Türki. Kime ait? Şemseddin Sami'ye. Arada fark var. Biri ilk defa yazılan Türkçe kelime verilip Türkçe karşılığı olan Kamus-ı Türki ama diğeri ilk sözlüğümüz olarak geçiyor. İlk tekke tasavvuf şairi Ahmet Yesevi. Divan edebiyatının ilk şairi Hoca Dehani. Divan edebiyatının son büyük şairi. Şairler devam ediyor ama bu adam büyük olarak son. Şeyh Galip arkadaşlar. İlk bibliografyamız yani kaynakçamız Katip Çelebi Keşfi Zünun. İlk hatıra kitabı Babürşah, Babürname. Arkadaşlar az bilinir. Diğer ismi Vekai. Türk edebiyatında yayınlanmış ilk öykü. Bakın ilk öykü demiyorum. Çünkü ilk öykü Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat Efendi. Hatta batılı anlamdaki ilk öykümüz Küçük Şeyler. Ama buradaki yayınlanmış ilk öykü Emin Nihat Tarla'nın Müsameratnamesi arkadaşlar. İlk Hamse sahibi yazarımız, şairimiz Alişir Nevai. İlk tezkire yine Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais. Anadolu'da yazılan ilk tezkire. Biri tüm Türkler arasında Alişir Nevai ama Anadolu sahasında ise Sehi Bey Heşt Behişt. İlk seyahatname Seydi Ali Reis Miratül Memalik. İlk defa tiyatro çeviren yazarımız. İlk tiyatro demiyorum, çeviren diyorum. Ahmet Vefik Paşa. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şarkıyı ilk kullanan şair. Şıklarda Nedim varsa Nedim. Şıklarda Nedim yoksa Naili Kadim. Hocam ikisi varsa o zaman yine Nedim. Devam ediyorum. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı Süleyman Paşa Sarf-ı Türki. Devam ediyoruz. Süslü Nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa Tazarruname eseri. Türk edebiyatında bilinen ilk çocuk gazetesi. Çocuklar için Mümeyyiz. Düz yazıda ilk noktalamayı kullanan Şinasi. İlk yerli çizgi romanı Kör Oğlu arkadaşlar. Batılı anlamda hatta ilk realist öykü Küçük Şeyler Sami Paşazade Sezai. Köy konusunun işlendiği ilk roman Nabızade Nazım Karabibik. İlk köy şiiri Muallim Naci Köylü Kızlarının Şarkısı. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım. İlk Müslüman kadın tiyatrocumuz Afife Jale. İlk çocuk şiirleri Tevfik Fikret Şermin. Batılı anlamda ilk çağdaş romanımız. Aşkı Memnu arkadaşlar. Devam ediyorum. İlk edebi bildiri eğmen topluluk Fecr-i Ati sanat şahsi ve muhteremi gördüğünüzde yapıştırın geçin. Şiirde noktalama işaretini ilk kullanan Tevfik Fikret. Nobel ödülünü ilk defa alan ve şu anda son yazarımız Orhan Pamuk. Hece ile yazılan
İlk Manzum Tiyatro Yusuf Ziya Ortaç Binnaz arkadaşlar. Zaten ilk edebi roman İntibah, ilk tarihi roman Cezmi, ilk öykü Letaif-i Rivayet, ilk polisiye roman Ahmet Mithat Efendi Esrar-ı Cinayet. Bunları zaten bildiğinizi biliyorum arkadaşlar. O yüzden ilklerin sonuna geliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.